Kanalımıza hoş geldiniz. Müzik içerikli videolarımızla karşınızda olmaya devam ediyoruz. O içeriklerimizden bir tanesi de film gibi hikayeler. Bu başlıkta, bu videoda sizlerle paylaşacağımız hikaye gerçekten de film gibi. Bir şarkının hikayesini paylaşacağım. Hikayemizin kahramanı bu kez bir bestekar. Eseri geçmeden önce eser sahibinden söz etmek gerekiyor. Eser sahibi Türk sanat müziğinin gelmiş geçmiş en önemli, en değerli, en büyük bestekarlarından biri Saadettin Kaynak. Bu büyük bestekarın eserine geçmeden önce hayat hikayesine şöyle kısaca göz atarsak, 1895 yılında İstanbul'da doğan Saadettin Kaynak, çocuk yaştan itibaren sesinin güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. O kadar güzel sesi vardır ki henüz 10 yaşına geldiğinde o artık Hafız Saadettin olmuştur. Kaçınılmaz olarak din eğitimi görür ve İlahiyat Fakültesinden mezun olur. Mezun olduktan sonra İstanbul'un iki önemli camisinde, Sultan Selim ve Sultanahmet camilerinde baş imam yaptı. Ve ilk bestesi olan Hüzzam Eser Hicran-ı Elemi ise 26 yaşına geldiğinde yazdı. Hicran elem sineyi hür. Askerliğini yapmak için bulunduğu Güneydoğu illerinde halk müziğiyle yakından ilgilendi ve daha sonrasında yapmış olduğu eserlerinde halk müziği etkileri de görüldü. Saadettin Kaynak'ın ailesi içerisinde ve yakın çevresinde müzikle ilgilenen ve onu müziğe teşvik eden hiç kimse yoktu. O sesinin güzelliğinden ve görmüş olduğu din eğitiminden dolayı döneminin en önemli, dikkat çeken mevlitanlarından biri oldu. Bir mevlitan olarak çok meşhur olan Saadettin Kaynak'ın bu özelliği tabii ki kaçınılmaz olarak dönemin plak şirketlerinin de dikkatini çekti. O plak şirketlerinden biri de Columbia Plak'tı. Columbia Plak, Saadettin Kaynak'a 10 plaklık bir teklifte bulundu. Tabii ki bu 10 plağın kaydedilmesi için Saadettin Kaynak'ın Almanya'ya gitmesi gerekiyordu. Teklifi kabul etti ve plak kayıtları için Berlin'e gitti. Berlin dönüşü artık Saadettin Kaynak'ın hayatı kökten değişecekti. Saadettin Kaynak döndükten sonra 6 yıl süren imamlık mesleğini bıraktı. Kendini sadece müziğe adadı ve ardından kariyeri boyunca harikulade eserleri imza attı. Onlardan bazıları Leyla Bir Özgecandır, Çile Bülbülüm Çile, Kara Bulutları Kaldır Aradan, Engin de Yavaş Yavaş, Dertliyim Ruhuma Hicran, Niçin Baktın Bana Böyle gibi bu güzel eserleri imza atan Saadettin Kaynak artık döneminin en değerli, en önemli bestekarlarından biridir. Türk müziğine böylesine harikulade eserler kazandırırken onun imzasını taşıyan eserlerden biri vardı ki o eser sadece Saadettin Kaynak adına değil, o eseri dinleyenler adına da farklı bir konuma ve yere sahipti. Peki o eser hangi eserdi? Yanık Ömer. Bu Hüseyiniye eser ne zaman yazıldığı net olarak bilinmiyor ama tahminen 1930'lu yıllarda yazıldığı düşünülüyor. Peki Yanık Ömer neyi anlatıyordu? Bir kahramanlık hikayesini. Cepheden cepheye koşan Mehmetçiklerden birini anlatıyordu. O Mehmetçik Yanık Ömer'di ama her Mehmetçik de bir Yanık Ömer'di. Cepheler fark etmiyordu. Kimi zaman Çanakkale'de, kimi zaman Sina Çölü'nde olabilirdi. Afyon'da, Sakarya'da, İnönü'de de olabilirdi. Yanık Ömer her yerdeydi. Gazi İlk tacıyla beraber cepheden cepheye koşuyor ve ülkesi için savaşıyordu. Savaş biter ve Yanık Ömer göğsünde İstiklal madalyasıyla köyüne döner. Nişanlısı tabii ki çok mutlu olur. Artık yapılacak tek bir şey vardır, o da hayalleri kurulan düğün dernek. Yanık Ömer Atatürk'ün de en sevdiği eserlerden biridir. Atatürk bu eseri ilk olarak dönemin en değerli, en büyük kadın solistlerinden biri olan Safiye Ayla'dan dinlemiştir. Zaman zaman Atatürk'ün huzuruna çıkan Safiye Ayla ona verdiği konserlerden birisinde bu eseri ilk kez okuduğunda Atatürk çok ama çok etkilenir. Ya, Atatürk Yanık Ömer'i Safiye Ayla'dan dinlediğinde kaçınılmaz olarak bestekarını da merak eder. Safiye Ayla eserin Saadettin Kaynak'a ait olan yeni bir eser olduğunu ve ilk kez kendisinden meşk ettiğini söyler. Bu konuşmanın üzerinden bir süre geçtikten sonra Atatürk bir merasim için İzmir'de bulunduğu sırada ona bazı kişiler takdim edilir. Onlar arasında Saadettin Kaynak da vardır. İşte o an Saadettin Kaynak ve Atatürk ilk kez karşılaşırlar. Atatürk Saadettin Kaynak'a demek ki
Yanık Ömer'in bestecisi sensin der. Saadettin Kaynak da mütevazı bir duruşla evet efendim diye cevap verir. Atatürk seni takdir ediyorum. Türk musikisinde şimdiye kadar olmayan hamasi vasıfta bir çığır açtığından dolayı son derece mütehassıs oldum diye devam eder. Ve ondan bu tür çalışmalara devam etmesini hassasiyetle ister. Her zaman kapısının ona açık olduğunu da ifade eder. Çünkü Türk müziğinde ilk kez böyle bir eserle karşı karşıya kalmıştır Atatürk. O kadar etkilenmiştir ki eserin sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, internasyonel anlamda da bir değeri ve önemi olduğunu düşünür. Hatta bu konuda çok ama çok önemli bir arzusu da vardır. Atatürk bu eserin yine Safiye Aylan'ın yorumuyla batı formunda çok sesli bir orkestrasyon eşliğinde yeniden kaydedilmesini ve yorumlanmasını çok ister. Safiye Ayla bu isteği adeta bir vasiyet olarak kabul eder. 1981 yılına geldiğimizde Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümünde Safiye Ayla Yanık Ömer'i orkestra eşliğinde batı formunda yorumlamak için stüdyoya girer. Tüm masrafları kendi cebinden karşılar ve aranjesini, orkestrasyonunu Muammer Sun'a yaptırır. Eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirir. Ancak stüdyo çalışmaları bittikten sonra bu eser bir plak olarak karşımıza çıkmaz. Aynı zamanda Safiye Ayla eseri ne bir radyo programında ne de bir televizyon programında okuyamaz. Ve gelelim Saadettin Kaynağ'ın Yanık Ömer isimli eserinin bir başka yüzüne, bir başka hikayesine. Ömer, Saadettin Kaynağ'ın çocuklarından birinin adı. 1931 yılında doğan Ömer biraz da haylaz bir çocuk. Evde oyun oynarken bir kaza geçiriyor ve kaza sırasında boynu yanıyor. Ve Saadettin Kaynağ, boynu yanan oğlu Ömer'i Yanık Ömer diye avutuyor. Nasıl bir ilham gelmiş ki oğlunun boynu yanan ve ona Yanık Ömer diye hitap eden ve onu avutan Saadettin Kaynak, Yanık Ömer gibi Kurtuluş Savaşı destanını ve kahramanlığını anlatan bir eser ortaya çıkartabilmiş. Gördüğünüz gibi bir eser ortaya çıkarken bir çocuğun yaşadığı istenmeyen bir kaza bir kahramanlık hikayesine dönüşebiliyor. Geldik hikayenin sonuna. Son cümlemiz de şu olsun. Dinlemiş olduğunuz şarkıların ilham kaynağı hiç de hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Bir film gibi hikayenin daha sonuna geldik ve bu hikayede sizlerle Yanık Ömer'in ve beraberinde bestekar Saadettin Kaynağ'ın hikayesini paylaştık. Eğer ki video içeriğimizi beğendiyseniz diğer video içeriklerimize de göz atmayı ihmal etmeyin. Tüm bu videolar arasında beğendiklerinizi çevrenizle de paylaşın. Ve tabii ki en önemlisi henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı da ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.